Böyle renkli şirin ığdırda şair takımının işi güzeldir. Evet, değerli Hazirun. Kıymetli katılımcılar, yeşil ığdırda şairlerin işi zorsa da bu kadar güzel, görkemli bir kalabalık karşısında bu akşam bir sunucu olarak sizden aldığım enerji sayesinde son derece kolay. İnanıyorum ki sizlerden aldığım enerjiyle birlikte bu akşamki sunumu ben Özgür Agin, Kars Digorluyum ama babadan dolayı, babamın dayılarından dolayı da Iğdır İnce Sulu'yum. Bu akşam burada bu sunumu bana hoş gördüklerinden dolayı Marmara Iğdırlar Dernek Federasyon Başkanımız Nihat Yıldırım Bey'e ve yönetim kuruluna ben şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da bu akşam yapacağımız birinci olağan genel kurul toplantımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu özel gününüzü bizlere ayırdığınız için Marmara Iğdırlar Federasyonu ve katılımcı dernek yönetimleri adına hepinize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet değerli Hazirun, bir sunucu olarak düşebileceğim en büyük gaflet belki de protokol sunumunu eksiksiz tamamlayamamak ki bugün işim gerçekten çok zor. Bugün gerçekten işim çok çok zor. Dolayısıyla bana ulaşan bilgiler doğrultusunda ben dilim döndüğünce, zaman yettiğince dillendiriyor olacağım. O yüzden eksik ifade ettiklerim olursa lütfen hoş görsünler. Sevgili annelerden bir ricam, çocuk sesi her zaman güzeldir. Çocukların sesini sakın eksiltmeyin. Bu akşamki güzelliğimizin parçası olsun ama kontrollü olsun. Değerli Hazirun, Marmara Iğdırlar Federasyonu yönetiminin içerisinde yer alan Iğdır İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Iğdır Tuzlucalılar Derneği, Pendik Iğdır İl Derneği, Darıca Iğdır İli Tuzlucalılar Derneği, Iğdır Tuzluca ve Badilli Derneği, yine Iğdır İli Tuzluca İlçesi Yaylacık Köy Derneği yönetim kurulları adına da ben sizlere sevgi ve selamlarını iletiyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın gündemi ve akışı şöyle olacak. Birazdan saygı duruşu ve istiklal marşı, devamında Kur'an tilavetimiz olacak. Sonrasında gençlik kolları, kadın kolları ve yönetim kurulu başkanlarımızın bir selamlama konuşmaları olacak. Divan Başkanlığı'nın teşkili, yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası, sonrasında yönetim kurulu ve denetim kurullarının seçimi, plaket takdimleri, dilek temenniler ve kapanış şeklinde protokollerimizin konuşmaları seçim sonrasında olacak. Lütfen protokol katılımcılarımız bu zamana kadar bize hoşgörülerini eksik etmesinler. Arkamda neler dönüyor merak ediyorum. Bir yandan sunum yapmaya çalışıyorum. Lütfen arkadaşlar bana iletirler mesajları. Bölmemek adına en azından böyle ilerleyelim. Evet, şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan olarak canları pahasına, kanları pahasına armağan eden aziz şehitlerimizin ruhuna sizleri bir dakika saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı'na davet ediyorum.
Evet değerli Azrul, şimdi Beylikbağ Kur'an kursu öğreticimiz Hüseyin Çağal hocamı Kur'an tilaveti için sahneye davet ediyor olacağım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Müslümanın bütün geçmişlerinin ruhu için, toplantımızın hayırlara vesile olması için, günahlarımızın affı için, Allah rızası için El-Fatiha.
Evet hocam. Ses, evet hocamızın ağzına yüreğine sağlık. Allah dualarımızı kabul etsin. Değerli Azrul, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Marmara Iğdırlar Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Doğukan Ağar Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer protokol, kıymetli Iğdırlı hemşirelerim, değerli genç arkadaşlarım, hepinize en kalbi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Marmara Iğdır Gelenekler Federasyonu'nun birinci olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Iğdır FED'in gençleri olarak bizim amacımız toplumsal ve insani değerlerden ödün vermeden kendine güvenen birer birey olma yolunda çalışmalar yapmaktır. Bizler bütün genç arkadaşlarımızla doğduğumuz ve duyduğumuz yerin, şehrin vizyonunu yükseltirken hiç şüphesiz gençlerin bunu yapabilecek becerilerine sahip olduğunu can yürekten inanıyoruz. Yolumuzun çetin ve uzun olduğunun farkındayız. Ancak bu yoldan geri dönmeyeceğimizi de bilmenizi istiyoruz. Bu vesileyle federasyonumuzun kurulduğu günden beri her kademesinde emeği geçen başta kıymetli Başkanım Nihat Yıldırım Bey'e, dernek başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerime, hassaten genç arkadaşlarıma ve siz değerli misafirlerimize, kongremize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, kocaman bir alkış gelsin ama ben genç kardeşlerime özellikle bir gelişim alanı tespit ettim. Bence bu kadar genç erkeğin arasında muhakkak genç kadınların da olması gerekir. Bir sonraki kongrede muhakkak bu rengi katmış olmalısınız. Evet, Gençlik Kolları Başkanımıza plaketlerini takdim etmek üzere Gebze Belediye'mizin önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker Beyefendi, alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz başkanım. Emeğinize sağlık, işiniz çok, yolunuz çok. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Buyurun lütfen. Elimde onlarca liste var. Karışık bir şekilde hoşgörünüze sığınarak okunacağım. Aramızda çok kıymetli isimler var. AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Güven Altay Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Kocaeli Karslar Dernek Başkanı Alican Kazgan Beyefendi aramızda, hoş geldiniz. Karsların Kocaeli'deki medarı iftarı sevgili Ayten Süleymanoğlu Oral Hanımefendi aramızda, hoş geldiniz. Kocaeli Sportif Direktörü Bayram Oral Bey aramızda, hoş geldiniz. Saadet Partisi Gebze İlçe Başkan İlçe Yönetiminden Mustafa Türel Bey buradalar, hoş geldiniz. Yönetimiyle birlikte gelmişler. AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Mustafa Önal Beyefendi Gençlik ve Kadın Kolları'yla birlikte gelmişler. Hoş geldiniz. Kars Ardahan Iğdır Vakfı Taner Sarıçayır Başkanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Bey ve yönetimi burada aramızda. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ekip Haber Gazetesi Nebahat Ünal Hanımefendi aramızda. Şile Iğdırlar Dernek Başkanı Nazım Tosun Beyefendi, hoş geldiniz. Gebze'mizin her yerde sesi olan Gebze Ticaret Odası Başkanımız Nail Çiler Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Darıca Erzurumlar Dernek Başkanı Yusuf Akpınar Beyefendi, hoş geldiniz. Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Büyük Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyüköz Beyefendi aramızda, hoş geldiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Yaşar Çakmak Beyefendi aramızda, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Darıca Karslar Dernek Başkanı Ali Şen Beyefendi aramızda, hoş geldiniz. Girit Başkanı Kemal Tokmak Beyefendi aramızda, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeniden Vefa Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç Beyefendi aramızda.
Kocaeli Serhat İlleri Kars'lardan Iğdır Dernek Başkanı Fuat Katkaybey Efendi aramızda. Kocaeli Servis Araçları Odası Dernek Başkanı Şenol İkizel Beyefendi aramızda. Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdilik sadece iki tane listeyi bitirdim. Devamını okuyor olacağım. Evet, alkışlarınızla Marmara Iğdırlar Federasyonu Kadın Kolları Başkanımız Sayın Gülşah Büşra Örs Hanımefendi'yi selamlama konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Yönetim kurullarıyla beraber geliyorlar. Fransa Rize 7710, 34 Fatsa Samsun Adana 355 plakalı araçların sahipleri, taksi durağının önünü kapatmışsınız. Trafikten çekici çağrılmadan araçlarınızı almanızı tavsiye ederiz. 34 Fatsa Samsun 355, 34 Fransa Rize 7710. Marmara Iğdırlılar Dernekler Federasyonu'nun birinci olan genel kuruluna teşrif eden sayın vekillerim, sayın belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin saygıdeğer ilçe ve il başkanları, kıymetli yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları başkanlarım, seçkin iş adamlarımız, değerli masum mensupları, genel kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran Iğdırlı hemşehrilerimiz, güzel ülkemizin güzel insanları, değerli misafirlerimiz, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kıymetli misafirler, biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğunu inanan bir gelenekten geliyoruz. Cumhuriyetimizin korucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerleterim? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı hiçbir sosyokültürel ve ekonomik harekat başarıyı yakalayamaz. Bu itibarla Iğdırlı hanım hemşehrilerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın emeği, fedakarlığı ve duası ile bu yolda inşallah başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Federasyonumuzun kurulduğu günden beri her kademesinde bu kutlu görevde emeği geçmiş yol arkadaşlarıma ve siz değerli misafirlerimize kongremize katılımınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım, saygılarımla. Ağzınıza sağlık. Belki bugün en büyük alkışı isteyeceğim ekip burası. Kadının olduğu her yerde başarı var. Kadın varsa başarı geliyor. Sizin elinizin değdiği yerde güzelleşiyor. Plaketlerini takdim etmek üzere Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Büyük Beyefendi'yi sahneye davet ediyor olacağım. Plaket takdim için. Başkanım hoş geldiniz. Ağzına sağlık. Ben de buradayım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Başkanım, gençlik kollarını desteklemek adına size oradan da genç arkadaş vermenizi istiyor olacağız. Biraz önce o renk eksikti biraz. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Şimdi sunucu olarak en çok zorlandığım yerleri yaşıyorum. Bana liste geldikçe okuyorum. Arada mesajlar geliyor. Niye okunmuyor diye. Lütfen bu konuda hoşgörünüze sığınacağım. Darıca Giresunlar Dernek Başkanı Bilal Kırbeyefendi aramızda. Dilovası Belediye Başkanımız Sayın Hamza Şair Beyefendi aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Darıca Kent Konseyi Başkanımız Orhan Pala Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Türkiye'nin Başkanı Nihat Tanrıkulu Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Gebze Berberler ve Kuaförler Dernek Başkanı Metin Yaşar Bey aramızda. Hoş geldiniz.
Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir beyefendi aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Birlikte görev yaptığım Gebze Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aşkın Çolak başkanım, hoş geldin. Gebze Bakkallar ve Sanatkarlar Odası Başkanı diye yazmışlar. Seccattin Aydın başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir beyefendi aramızda. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ara ara böyle okuyarak devam edeceğim. Şimdi Marmara Iğdırlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nihat Yıldırım beyefendi alkışlarınızla sahneye davet ediyor olacağım. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. Burada sevgili başkanım. Selamun aleyküm. Kıymetli vekilim, belediye başkan vekili, Büyükşehir Belediye Başkan vekilim, belediye başkanım, Gebze Belediye Başkanım, eski dönem, geçmiş dönem belediye başkanı, ticaret odası abimiz, Darıca'nın ev sahibi belediye başkanları ve tüm kentlerin genel başkanı, İlçe başkanlarım, CHP'nin, il başkanımız, Gelecek Partisi il başkanı Serap Hanım, hoş geldiniz. Burada Gelecek Partisi ve Deva Partisi de hoş geldiniz bütün ilçe başkanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada çok fazla okumak da istemiyorum, zamanınızı da almak istemiyorum ama biz 4. ayın 26'sında bu görev devraldık. Geçici bir görevle geldik. 6 tane dernek başkanımızla beraber bu federasyonu kurduk. Daha önce derneklerimiz vardı ama ben tabela yazısına baktığım zaman arkadaşlarım aşağıdaki çay içen emeklilerin yerinde yaptık bu Darıca'daki işte bir merkezde. Ya bu kadar ıldırlı var mı ki bir de federasyon kurdular demişlerdi. Ama elhamdülillah var. Bakın hep buradalar ve dostları da var. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok fazla zamanınızı almama kaydıyla söylüyorum. En kısa zamanda hanım korlarımız, gençlik korlarımız da kuruldu. Bu vesileyle ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Bizim sırtımızı verdiğimiz bir ev sahibimiz var. Kıymetli Müzaffer Başkanımız. Her söylediğimizi, her bir kapısına gittiğimizi bizi hiç geri çevirmiyor. Bu konuda da biz çok şanslıyız Sayın Vekilim, Büyükşehir Belediye Başkanı. Onun için ben sözlerimi toparlayarak burada okumak da istemiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Iğdırlar'ı bu kadar sevmişsiniz. İyi ki Iğdırlar'da bugün sizi karşınızda buldu. Onun için sizlere hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Tabii burada kardeşim de var, İlhan Bey, AK Parti İlçe Başkanı. Onun için söylemesem şimdi hacge şikayet eder. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Saygılar sunuyorum. Sağ ol. Evet başkanım, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Valla ben de merak ediyorum. Darıca'da bu kadar Iğdırlılar var mı? Ama şu salonu gördükten sonra bence Akın var, Güneş'e Akın. Marmara'yı fethedeceğiz başkanım. Marmara'nın fethi yakın. Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç Başkanım aramızda. Hoş geldiniz. Çok özel bir isim var aramızda. Engelliler Dernek Başkanımız, sevgili Melek ablam, neredesiniz? Emeklerinize sağlık, yine buradasınız, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine Gebze'nin sesi olmak adına faaliyet yürüten Gebze Siyat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Demirtaş aramızda, hoş geldiniz başkanım. Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetiminden Mustafa Türel, biraz önce okumuştum ama tekrardan okumak nasip oldu. İlçe Başkanı. O da benim eksikliğim. Teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum.
Gebze Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Gökhan Orhan Başkanım burada. Hoş geldiniz. DEVA Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Şakır Hanımefendi aramızda. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sunucu olarak işim gerçekten zor. Sürçülisan bu akşam ben perişanım. Hoş gördüm, ne olursunuz. Darıca İlçe Başkanımız Gökhan Aktaş. Hoş geldiniz başkanım. Sefalar getirdiniz. Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız. Hoş geldiniz. Gebze Lokantacılar Odası Başkanı Yusuf Ziya Çalış Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya Beyefendi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Ali Taştan Beyefendi burada. Hoş geldiniz. Eller yoruldu. Biraz ara vereceğim. Sonra devam edeceğim. Bu arada da bilmediklerimi öğreneceğim. Serap Başkanım, hoş gördüğünüzü sığınıyorum. Evet, değerli katılımcılar, bugünün oluşmasında emeği ve katkısı geçen iş adamlarımız var. Onlara bir plaket takdimimiz olacak. Burada ben biraz rol çalacağım Nihat Başkanım. Beşer beşer anons edip plaket vereceğim. Arada sunum yapacağım. Hepsini beraber mi anons edelim? Peki. Evet. Marmara Iğdırlılar Federasyonu'nun oluşmasında emeği ve katkısı geçen maddi manevi desteklerini esirgemeyen iş insanlarımız. Günal Gayrimenkul Dinçer Günal Beyefendi. Mert Gayrimenkul Bahattin Gültekin. Şöyle alacağız ismini okuduğumuz iş adamlarımızı. Bakut İnşaat Bahattin Kutlay. Adı Güzel İnşaat Selahattin Adı Güzel. Dinçer Yapı Dinçer Altan. Altanlar Yapı İrfan Altan. Katur İnşaat Kasım Katar. ADG Yapı Yasin Adı Güzel. Söylediğim sıralamaya göre geçerseniz arkadaşlarımız da plaketleri öne verecek. Günal Gayrimenkul, Mert Gayrimenkul, Bakurt İnşaat, Bakurt İnşaat, Adı Güzel İnşaat, Dinçer Yapı, Altanlar Yapı, Katar İnşaat, ADG Yapı Yasin Adı Güzel, Nest İnşaat İsmail Akkuş, Toprak Metal Abdülhamit Yörük, Bölge Gayrimenkul Gökhan Adı Güzel, CBS Gültekin İnşaat Cesim Gültekin, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız, Ulutaş Nakliyat Ahmet Ulutaş, Kutlay İnşaat Hakkı Kutlay, Öztürkler Grup Mehmet Sıddık, Hedef TV Spor Yayın Yönetmeni Ümit Yıldırım, Otomedya Otomotiv Oktay Varol, SG İnşaat Salih Günay, Ateşoğlu Mermer Kasım Erkuş, SMA Metrostar Abdullah Örs, Liva İnşaat Halis Adı Güzel, Kutlay Yapı Ahmet Kutlay, DAF Yapı Tevzi Günal. Okuduğum sıralamaya göre geçerseniz arkadaşlarımızın işi kolaylaşır. Aksi takdirde biraz zorlanacağız ama. Evet, plaket takdimi için Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman Beyefendi alkışlarınızla sahneye davet ediyor olacağım. Şöyle vereceğim. Başkanım buyurun. Sayın vekilim. Siz şöyle gelin lütfen. Şuradan vekilime takdim edin. Bir müsaade edebilir misiniz? Evet. Buradan verin vekilimi takdim etsin. Sonra kendi aralarında isim değişikliği yapar. Hızlı bir şekilde vekilime takdim edin lütfen. Vekilim, toplu bir resim alacağız. Sizden beklemenizi rica edeceğiz. Sevgili Hüseyin de alalım hemen öyle. Evet, yine bir 5 iş adamımıza plaket takdimi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Yaşar Çakmak Beyefendi alkışlarınızla sizi de sahneye davet edelim. Evet, biraz hızlandıralım. İsim önemli değil. Yaşar Başkanım'a ulaştıralım plaketi. Kendi aralarında değiştirir arkadaşlarımız.
kolay değil. Başka kim? Ben burada geldim. Ben kimkini almış bekliyorum. Gelce Belediye Başkanı. Valla dinçerik ki bende. Alkışlarınızla Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Plaket takdimi için. Şu arayı bir açabilirsek, plaket takdimi için yardımcı olan arkadaşlarımızın da işi kolaylaşır. Evet, aktif izleme böyle bir şey. Başkanımı tebrik ediyorum. Evet, alkışlarınızla Dilovası Belediye Başkanımız Sayın Hamza Şair Beyefendi'yi plaket takdimi için davet ediyorum. Evet, plaket almayanlardan bir 4 kişi sırayla Hamza Başkanımızın yanına gelirse plaket değişikliğini arka planda yapıyor olacağız. Alkışlarınızla Gebze Ticaret Odası Başkanımız Nail Çiler Beyefendi'yi sahneye davet ediyor olacağım. Plaket takdimi için. Evet, Muzaffer Başkanım, Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Başkanım, sizi alalım. Son kaldı 3 tane plaketimiz, onları da takdim edelim hızlı bir şekilde. Sonra toplu bir fotoğraf. Programımızda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Fotoğraf çekilirken ben arada değerli misafirlerimiz, gelen katılımcıları okumaya devam edeyim. Çayırova İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı Kader Aras Hanımefendi aramızda. Hoş geldiniz Kader Hanım. Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu Başkanı Sayın Resul Orman Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Darıca Dernekler Federasyon Başkanı DADEF Mesut Koca Başkanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Karabükler Dernek Başkanı İsmail Torun Beyefendi aramızda. Bolular Dernek Başkanı Erdem Sevgi aramızda. Kırşehirler Dernek Başkanımız Fatih Soylu Beyefendi aramızda. AK Parti Dilovası İlçe Başkanımız. Hoş geldiniz. Dil en yakın olduğunu hep unutuyor. Hem aynı sitede, aynı blokta komşu, hem de bugün ev sahibi olduğunuz için sizleri sona bıraktım. İstanbul Iğdır İl Dernek Başkanı Öztürk Altuntaş Beyefendi aramızda. Iğdır Federasyon Başkanı Kemal Ulaş Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaş Hanımefendi aramızda. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. DEVA Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş Beyefendi, Avukat Kemal Memiş Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Müfiyat Gebze Yönetimi'nden Cihat Beyaz aramızda. Hoş geldiniz. AK Parti Darıca İlçe Başkanımız Ufuk Acay Başkanım'ı anons etmiştim ama bir daha uyandılar. Hoş geldiniz başkanım. Sefalar getirdiniz.
Deva Partisi'nin Darıcı İlçe Başkanımız Muhammed Ali Unsur aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilovası Deva İlçe Başkanımız Ali Çelik Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Derince Deva İlçe Başkanımız, başkanım isminizi Zeynep Sudan. Zeynep Sudan hanımefendi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yorgunluğuma ve hastalığıma verin bugün, ne olursunuz. Umarım bana ismi bildirilenlerden benim okumayı atladığım olmamıştır ama varsa da lütfen beni uyarın. Bostanlı Köyü Dernek Başkanı Mustafa Temur, Dilovası Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Ali Demiray, Marmara Kaysiyat Dernek Başkanımız Şamil Yalçın Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Gebze Otogalericiler Dernek Başkanımız Celal Çeliklek aramızda. Hoş geldiniz. Darıca Gerçek Spor Kulübü Başkanı, benim çocukluk arkadaşım sevgili Hüsamettin Ergül, Darıca Belediye Başkan Yardımcımız aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ben şu ana kadar okuduklarımın dışında bana isim listesi gelirse okumaya devam edeceğim. Dilovası Devlet Hastanesi Müdürü Şükrü Gözalan Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, değerli protokol, değerli Aziron, şimdi divan heyetinin teşkili için bize iletilen bir liste vardı. Ona anons ediyor olacağım. Kağıtlarımın arasında ümit ediyorum ki bulacağım. Evet, divan başkanlığına önerilen isimler: Kazım Adıgüzel, Mustafa Örs, İrfan Altan ve Mustafa Yıldırım. Öneren isimler: Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yıldırım, Selahattin Adıgüzel, Hicaz Atsız, Oktay Varol, Salih Günal, Kahraman Akdemir, Murat Korkunç, Hüseyin Saraç, Ahmet Kutlay, İrfan Altan, Taner Uğurlu, Fuat Akdemir, Cemal Korkunç, Barış Kutlay, Hakkı Kutlay, Bahattin Gültekin, Gökhan Varol, Serkan Uğurlu, Hakan Kutlay, Adem Varol, Altay Korkunç, Cengiz Korkunç, Yılmaz Kaya, Mustafa Örs, Ersol Ersarı tarafından önerilmiş. Alternatif bir liste olmadığı için sizlerin huzurunda da imza kağıdı da bana ulaştı. Üyeler tarafından Divan Başkanlığı'na önerilen Kazım Adıgüzel, Mustafa Örs, İrfan Altan ve Mustafa Yıldırım kabul edildiği için alkışlarınızla divanda teşkil etmeleri üzerine davet ediyorum. Mikrofonu da kendilerine bu aşamadan itibaren seçim bitene kadar teslim etmiş olacağım. Bu arada ben de dersime çalışıp gereken eksiklerimi tamamlıyor olacağım. Çok değerli başkanlarım, Zeynep Olası başkanım, vekillerim, değerli dernek başkanları, tüm sivil toplum örgütlerinin temsil eden başkanlar, değerli hazırım, hepiniz hoş geldiniz, saygı ve sevgiyle hürmetler ediyorum. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını saygıdeğer başkanımız yapması için huzurunuzda kürsüye davet ediyorum. Zannedersem başkanım konuşmasını yaptı daha önce. Şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal orayı da yaptık, onu da geçtik. Tamam. Değerli hazırım, şimdi yönetim kurulu faaliyet raporu için yönetim kurulundan bir arkadaşımız faaliyet
raporunu okuyacak. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hemşerilerimiz, değerli protokol, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ahmet Kutlay. Dernek federasyonumuz adına yapmış olduğumuz çok kısa süreli 4 aylık bu federasyonumuzun bu kadar kısa sürede yapmış olduğu faaliyetleri sizlere arz edeceğim. 2 numaralı slide çevirebilir miyiz arka planda? 2 numaralı slide. Kurucu dernek başkanları ve yönetim kadrosu ile bir takım kendi içerimizde yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde Iğdırlı iş insanlarımıza ulaşarak bir kahvaltı programı düzenledik. Buradan aldığımız cesaret ve heyecan ile 30.06.2022 tarihinde tarihi Çınar Altı'nda Darıca'nın güzide mekanlarının bulunduğu bir mekanda binamızı tabelasını asarak federasyon binamızı açtık. 21.08.2022 Darıca'da basına tanıtım kahvaltısı ile programımızı resmen federasyonumuzu da basına tanıtmış olduk. Yönetim toplantıları sonrasında gönüllü olarak bir arkadaşımız, bir kardeşimiz Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday olduğunu bize tebliğ etti. Gençlik Kolları Başkanı olarak onu atadık. Ve çok kısa bir sürede Gençlik Kolları Başkanımız bir Gençlik Kolları kahvaltı programı düzenleyerek Gençlik Kolları yönetim kadrosunu belirledi ve Marmara Iğdırlar Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları'nı seçmiş oldu. Federasyon yönetimi eşli kahvaltı programında bir hanımefendi kardeşimiz Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday olduğunu, buna gönüllü olarak talip olduğunu dile getirdi ve böylelikle Kadın Kolları Başkanımızı da atamış olduk. Daha sonrasında Kadın Kolları bir toplantı ile yönetim kadrosunu belirledi ve Marmara Iğdırlar Dernekler Federasyonu Kadın Kolları'nı da kurmuş oldu. Marmara Iğdırlar Dernekler Federasyonu adına bu federasyona katkıda bulunan iş adamlarımıza bir kahvaltı programı düzenledik ve bu arada bizim federasyon yönetimimiz 4 koldan federasyonumuzu tanıtmak adına resmi kurumlara, devlet makamlarına, bölgemizdeki resmi kuruluşlara ziyaretlerde bulunup bizleri tanıtma çabası içerisine girdiler ve tanıttıklarını da buradaki katılımla görmüş olduk. Son olarak da bugün birinci olağan kurulumuzu gerçekleştirmek adına son faaliyetimizle de huzurlarınıza çıkmış olduk. Arz ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Çok teşekkürler. Ahmet arkadaşımız hem faaliyet hem de denetleme okuduğu için onun ibrazını sizlere sunuyorum. Kabul edenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet değerli divan. Askeriyede şöyle bir düstur vardır. Kolluk kimdeyse kıllık ondadır. Bugün mikrofon bende olduğu için boşluğunuza sığınarak araya girmek istedim. Değerli protokolün ayrılmaları gerekiyormuş. Onun için protokol konuşmaları için ben
belediye başkanlarımızı temsilen Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık, sizleri mikrofona davet edeyim. Ev sahibi olmanızdan dolayı başkanlarımızı temsilen size anons ettik. Ben teşekkür ederim. Ben de öncelikle saygıdeğer divanı, değerli milletvekilimizi, belediye başkanı arkadaşlarımızı, AK Parti ilçe başkanımızı, değerli kent konseyi başkanımızı, ticaret odamızın çok kıymetli başkanını, çok değerli federasyon başkanlarımızı, büyükşehir başkan vekilimizi, böyle arada karambole gitmesin, bu işler hakikaten tehlikeye girdi mi de çıkılmıyor. Nihat abimize göstermiş olduğu o hızlı performanstan dolayı gerçekten tebrik ediyoruz. Darıca'da olması hasebiyle de ayrıca bizler de bir Iğdırlı hemşehrilerimizle birlikte olmaktan mutluyuz. Zaten bölgemizdeki derneklerle her zaman iç içeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, uyum içerisinde çalışmalarımızı gayretle ve samimiyetle çalışıyoruz. O konuda da derneklerimizle hemhal olmaktan her zaman keyif alıyoruz. Nihat abimizin Iğdırlar noktasında, federasyon noktasında katmış olduğu katma değeri inşallah kurucu başkanlıktan sonra seçilmiş başkanlık noktasında da çıtayı daha yukarı çıkaracağına olan inancımız sandık. Çok değerli heyeti de var. Birbirinden değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, beraber siyaset yaptığımız, komşuluk yaptığımız, dostluk yaptığımız birbirinden değerli yönetimi de var. Ben onlara da başarılar diliyorum. Buradaki birliğin, beraberliğin, güzelliklerin başta Darıca'mıza, Kocaeli'mize, sonra da Türkiye'mizin tamamında bu güzelliğin, bu birlikteliğin örnek olmasında Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılan herkese tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyor. Görev alacak arkadaşlarımıza da, görev yapan arkadaşlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyor. Saygı ve muhabbetle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Başkanım, bir plaket takdimimiz var size. Katkı ve desteklerinizden dolayı federasyon başkanımızın plaket takdimi var. Gebze Halkların Demokrasi Partisi ilçe başkanı Ömer Yıldız Bey ve yönetimi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzurum Azziye Derneği Başkanı Halit Akbayır, Gebze Mürimüşler Odası Başkanı Hacı Murat Ceylan, Elazığ Hacılar Köyü Dernek Başkanı Fatih Yıldız aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, şimdi alkışlarınızla Git Diğer platformundan Gebze'nin sesi olan, sessiz kalmayın diyen Gebze Ticaret Odası Başkanımız Sayın Nail Çiler'in selamlama konuşması için sahneye davet ediyor olacağım. Başkanım hoş geldiniz. Çok değerli divan, değerli milletvekilim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, belediye başkanlarım, daha önce iki dönem belediye başkanım, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, çok değerli iş insanları, iş kadınları, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu genel kurulun hem bölgenin gelişmesine hem de ülkenin gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii mikrofon bana vermişken ben bir şey söylemeden yapamam, kusura bakmayın. Sayın vekilim, değerli belediye başkanlarım, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, Atatürk bu ülkeyi bize boşuna teslim etmedi. Atalarımız bu ülke için çok mücadele etti. Bakın Cumhuriyet'in 100. yılı. Nice yüzyılları olsun Cumhuriyet'im diyorum. Bir araştırmacı, geliştirmeci kalkmış, soy ismi Posteki. Kendine göre bir şeyler yapıyor. Diyor ki biz Türk bayrağının dalgalandığı her yerde bu vatan benim, bu toprak benim diyen herkese hareket ederiz. Bu ülke bizim arkadaşlar. Bakın güneşin doğduğu yer Iğdır, battığı yer batısı. Bu ülkenin bayrağının dalgalandığı her yer bizim diyorsak her yer için aynı şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu derneklerin birlikteliği çok güzel. Bu birlikteliği başka şeylere de yansıtmak lazım. Doğduğumuz yer güzel. Doğduğumuz yer de iyi. Muhabbet ettiğimiz, sevgili dostlarımızın olduğu yer her yerden güzel. Bunu kabul etmek lazım. Peki biz ne yapıyoruz? Ekonomik değerlere bakıyorsunuz. Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Ben hep diyorum ki politika Ankara'dan yönetilir. Sanayi Kocaeli'den, Kocaeli'nin kalbi de Gebze'dir arkadaşlar. Gebze, Darıcası'nda, Çayırova'sında, Gilova'sında bir bütün parçaları. O zaman o araştırmacı şunu bilmeli. Eğer Cumhuriyet'in 100. yılında güvenlik sorunu hariç, değerli vekilim bilir, anayasanın 126. maddesinde müşmül nedenler hariç, bir ilçe, bir yıl olacaksa orada Gebze olmalıdır. Arkadaşlar, benim siyasi bir beklentim yok.
şunu da söylemek istiyorum. Birileri bir yerde bir şeyler okuyor. Okusun. Ben gördüğüme bakalım. Bu bölgenin kalkınması, bu ülkenin gelişmesine katkı sağlıyorsa ben orada varım. Ben şahsen, ben diyorum, toplumsal düşünüyorum, bireysel değil. Topluma gelen her şey bana da gelir, size de yansır. Bakın, bugün güçlü iradenin sahipleri var bu salonda, sizler varsınız. Hepinizin etki alanı çok büyük, biliyorum. Allah birlikteliğimizi bozmasın. Birlikte rahmet, ayıkta azap vardır. Siyasi partilerin çok değerli temsilcileri var. Hepsi pırır pırır arkadaşlarımız. Hepsi. Ne olur bu konuda birlikte olalım. İri olalım, diri olalım. Ayakta duracaksak bir olacağız. Cumhuriyetin 100. yılı kaçarsa şunu söyleyeyim. Akıllı bir makinist treni gara götürür, akıllı olmayan raydan çıkar arkadaşlar. Cumhuriyetin 100. yılı çok önemli. Bakın yarın öbür gün siyasi bir seçim var. Tabii bu ülkenin istikrarı, huzuru her şeyden önemlidir. Bizim için de önemli, sizin için de önemli. Siyasiler size geldiği zaman ilk projeniz, eğer Cumhuriyet'in 100. yılında bin ilçe, mücbir neden dışında il olacaksa bu konuyu gündeme getirin demenizi istiyorum. Rica ediyorum sizden. Rica ediyorum. Değerli protokolün programı var ama kısa keseceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Eğer Cumhuriyet'in 100. yılında mücbir neden dışında bir ilçe il olmayacaksa değerli vekilim, değerli siyasiler, biz illa bizi il yapın demiyoruz. Bakın Gebze tek başına, Gebze'nin çok değerli belediye başkanı burada, 399 bin küsur, 400 bin resmi rakamla. Bugün Türkiye'nin çok yerinde, ben de Anadolu'dan geldim. Anadolu'nun kokusunu alıyorum zaten Gebze'de sizlerden. Ben de Anadolu'nun insanıyım. Benim olduğum ilde 120 bin nüfus var. Bir vali var, 4 tane vali yardımcısı var. 5-6 tane kaymakam var. Allah aşkına elinizi yüreğinize koyun arkadaşlar. Kentin günlük nüfusunu söylemiyorum. 400 bin kişilik yerde Sayın Zünur Bey ne yapsın? Size söyleyeyim. Ne yapsın? Gelin ya sessiz olun ya da sessiz olun. Muhakkak ses olun. Burası Büyükşehir sitesinde bir il olursa Zünur Başkanı da seve seve ben isterim belediye başkanı olsun. Ne olacak ki? Bizim için fark etmez. Önemli olan amacımıza ulaşmak değil mi? Daha sonra seçimlerde istediğinizi seçersiniz. Var mısınız? O zaman notumuz şu olsun. Ya sessizsiniz ya da sessizsiniz. Ben bugün seçimde yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Hepinizi sevgi, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Başkanım ağzınıza sağlık. Plaket takdimi yapılırken ben yine eksik kaldığım isimleri okumaya devam edeceğim. Garipoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gencan Yıldız Tekin abim aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Daire Başkanı, İstihdam Ofisi Daire Başkanı Öztekin Kaşıkçı abim buradaydı. Biraz önce ayrıldı. Ayağınıza sağlık. Darıca Siyerliler Dernek Başkanı ve Yönetimi Sayın Paşakaya Bey ve Yönetimi aramızdaydı. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanı İsmail Aşak Beyefendi aramızdaydı. Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç Beyefendi Memleket Partisi'nden yine buradaydı. Hoş geldiniz. Ya gönül hep yakın olduklarını unutuyor. Darıca Ardanlar Dernek Başkanı sevgili Bülent Işık neredesin? Mesajın çok geldi bana. Bülent Işık ve yönetimi aramızda. Yine bir duyuru için mesaj attılar bana. 17 Aralık Cumartesi günü Kars Ardahan Iğdır Vakfı ve Kocaeli Serhat illeriyle beraber yaklaşık 20 tane derneğimizin Kocaeli Uluslararası Intertex Fuar alanında Kars Ardahan Iğdır tanıtımı ile ilgili etkinlikleri var. Bütün misafirlerimizi oraya davet ediyorlar. Bunu da duyurmak istedim. Yine Kocaeli'nin iyi tanınan ve bilinen, sevilen isimlerinden sevgili Mehmet Irak abim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Darıca Memleket Partisi İlçe Başkanı Bülent İkcan Uygun Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Körfez İlçe Başkanı Şuayb Yal Beyefendi aramızda. Kocaeli Müzisyenler Dernek Başkanı Türk Halk Müziği Sanatçısı Garip Memo aramızdaymış. Hoş geldiniz. Erzurum Azize Kızılkale Köy Dernek Başkanı Enver Taştan ve Erzurum Azize Başkurtdere Köy Dernek Başkanı Halit Akbayır Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz.
Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu'ndan Cüneyt Bıyıklı Beyefendi aramızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bana gelen isimleri dilim döndüğünce dillendirmeye çalıştım. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Yaşar Çakmak Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli milletvekilim, belediye başkanlarım, tüm başkanlarımız, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Kasım ayının bu serin havasında salonda bir sıcaklık var, sempati var. Nihat Başkanım, bu kadar güzel insanı, bu kadar farklı siyasi parti temsilcilerini, dernekleri, bakkalları, efendim, esnaf sanat yarodalarını, ticaret odasını, herkesi birleştirmişsiniz. Allah razı olsun. Derneğinize, yönetiminize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Şimdiye kadar hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra görev alacak olanlara da başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım ağzınıza sağlık. Bu plaka takdimimiz olacak. Evet, yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere tüm KİAD Genel Başkanı Iğdırlı Hemşehrimiz Sayın Nihat Tanrıkulu Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Selamünaleyküm. Nasılsınız sevgili hemşehrilerim? Allah razı olsun. Çok değerli Nihat Başkanım, değerli Divan Başkanım, kıymetli hemşehrilerim. Iğdırlı olmaktan onur duyuyorum. Iğdırlı olmaktan gurur duyuyorum. O topraklarda herkes yaşayamaz. O topraklarda herkes vatanını bizim gibi sevemez. Çünkü o topraklar Sayın Vekilim üst ile sınır. Önemli olan vatanını orada sevmek. Önemli olan orada birlikteliği sağlamak. Ben bir Iğdırlı olarak sizlerle gurur duyuyorum. Bir gün gelecek inşallah bir Iğdırlı Türkiye Cumhuriyeti'nde bakan olacak, milletvekili olacak, büyükşehir belediye başkanı olacak, hatta cumhurbaşkanı olacak. Çünkü Sayın Sanayi Başkanım dedi, Cumhuriyetimizin 100. yılında ben öyle inanıyorum ki hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Sayın Belediye Başkanlarım, çok kıymetli başkanlarımız. Yani hepimiz, biz özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Sayın Vekilim, en azımız 5 kardeşiz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, ben de 9 kardeşim. 5 erkek kardeşiz, hiçbirimizin birbirine özelliği tutmuyor. Bu memlekette, memleket ve bölge ayrımı bitmeli. Bu memlekette, yöreselliği ve o tabana göre, renge göre yargı yapma bitmeli. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki, biz Iğdırlılar olarak şuna inanıyoruz ki Nihat Başkanım, bu ülkenin geleceğinde bugüne kadar yoktuk. Sessizdik, yetimdik. Kars Ardahan Iğdır'ın kültürü çocuğu olmaktan da onur duyuyorum. Ve bir baba oğlunu evlendirir, elini ayırır, servetini ayırır, her şeyini ayırır, bir şeyini ayıramaz. Soyadını. Kars'ın soyadı Iğdır'dır, Ardahan'dır, bizim soyadımız o kültürdür. Bizi kimse her ne kadar ayırsak da ama şunu da söylüyorum, son sözüm şu Sayın Başkanım, senden gurur duyuyorum. Senden gerçekten gurur duyuyorum. Şöyle şu yüzlere bakar mısınız? Sayın Divan Başkanım ve yanında sandığı oturak. Yıpranmamış, kirlenmemiş, yüzleri kara görünebilir ama kalpleri bembeyaz pamuk gibi insan görüyorsunuz burada. Bunlar da benim memleketim. Bunlar da benim gurur duyuyorum. Nihat abici, Iğdırlıları artık Iğdırlılar seçme ve seçilme hakkı olduğu yerde seçme değil seçilecekler. Söz hakkına sahip geldiği yerde söz hakkına sahip olacaklar. Bu ülkeyi savunma gerektiği yerde meydana inip savunacaklar. Biz, renkler bizim zenginliğimiz. Adem'in havanın rengi neydiyse bizim rengimiz o. Peygamber Efendimiz'in mezhebi neydiyse bizim mezhebimiz o. Ama bizim tek bayrağımız var, tek bir devletimiz var. Renkler bizim zenginliğimiz. Bu yüzden Iğdır'ı senin şanla, şerefle temsil edeceğini inanıyorum. Ve bir kardeşini yetiştirmişsin. Ne güzel ilçe başkanı olmuş. Sevgili hemşehrim senden gurur duyuyorum. Bu hemşehrimize de bir alkış alalım. Ama
Bir yetmez. Biliyorum kardeşin olduğunu. Bir yetmez. İki yetmez. Üç yetmez. Sadece bölge ve kitselleri kontrol etmek için bize siyaset makamı değil, ülkeyi yönetmek için yetenekli ve adam bu ülkeyi yönetecek insanlar yetiştireceğimize ben inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Saygıda sevgilerini duyuyorum. Ve çok iyileştireyim. Abi, dostum, hemşerim, seninle de gurur duyuyorum. Hemşerilerin sana sahip çıkıyor ve sayın vekilimize sahip çıkmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten o bölgemizin değeri Bedri Vası Başkanım ve hemşerimiz sizler de gurur duyuyorum. Kusura bakma sayın başkanım. Yani sizler de her biz doyduğumuz yerdeyiz. Doğduğumuz yer kadar. Sizler de doyduğumuz topraklarda hemşerimizsiniz. Sayın belediye başkanlarımı ve geçmiş dönem belediye başkanı yapmış dostlarımı da sevgiyle selamlıyorum. Lütfen onlara da güzel bir alkış olalım. Sizleri çok seviyorum. Güzel atın kalbinizden sevgi, gönlünüzden mutluluğu, bedeninizden huzuru, cebinizden Halil İbrahim bereketini. Ay yıldızlı bayrağın altında Lazı, Kürdü, Çerkezi, Alevisi, Sünnüsü, Romanı, Gürcüsü, Boşnalı, Arabı. Hepimiz biriz, kardeşiz. Birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız diyorum. Ya da bize sahipsinizle. Teşekkür ediyorum. Evet sayın başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Duygu dolu konuşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdiden bir teşekkür bu akşam hem sesimizi hem görüntüleri aktaran Darıca Belediyesi'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi çalışanlarına istiyorum. Kocaman bir alkış gelsin. Sevgili Selman Bey ve arkadaşları gerçekten bütün etkinliklerde bütün detaylara dikkat ederek çalışıyorlar. Birazdan 3 nolu slide'i isteyeceğim. Sayın Vekilim, bugün buraya gelirken hikaye olarak ne anlatabilirim diye düşünerek geldim. Ama geldiğimde muazzam bir hikaye öğrendim. Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın hikayesini bilenler bilir. Bilmeyenler de benim gibi bugün öğrenir. Eksik olan bilgilerimden birini bugün tamamladım. Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın hikayesi. Slide'da sizinle beraber olacak. Üçüncü slide'da. Slide dönerken ben tıpkı Iğdırlı Hasan Onbaşı gibi bugün sizlerin huzurunda birazdan divanın şahitliğinde yönetimi devralacak arkadaşlarım da bir sonraki yönetime kadar aynı görev bilinciyle, aynı görev aşkıyla, aynı tutkuyla bu yönetime sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Nihat Başkanım'ın başkanlığında. Yönetim kurulunu da böyle alalım. Slide dönsün lütfen. Cemil Vekilimize anons edeceğim. Önce bir slide dönsün, sonra vekilim selamlama konuşması için vekilimi davet ediyor olacağım. Başkanım, iki dakikanızı sadece sabredeceğiz. Selahattin Arıgüzel, Hicaz Atsız, Oktay Varol, Salih Günal, Kahraman Akdemir, Murat Korkunç, Hüseyin Saraç, Ahmet Kutlay, İrfan Altan, Kader Uğurlu, Fuat Akdemir, Cemal Korkunç, Barış Kutlay, Hakkı Kutlay, Bahattin Gültekin, Gökhan Varol, Serkan Uğurlu, Hakan Kutlu, Adem Varol, Alpay Korkunç, Cengiz Korkunç, Yılmaz Kaya, Mustafa Örs, Ersol Ersarı, Mehmet Mustafa Orhan, Mehmet Salih Orhan, Gökhan Adıgüzel, Kazım Adıgüzel, İsmail Akdemir, Adem Akdemir, Kamper Doruk Akdemir, Hamza Altan, Cüneyt Altan, Ekrem Erkuş. Yeni yönetim kurulunda görev almaya talip olan arkadaşlarımız, şöyle bir hilal görüntüsü oluşturabilirseniz, biraz daha açılırsanız, ben alanınızı açayım, arka planda şu masayı biraz itebiliriz. Yanımda direklerimi sordu. Kim bu adam? Evet, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman'ı da ben selamlama konuşmaları için sahneye davet ediyor olacağım. Zamanı etkin kullanmak için. Evet, ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimi, Gebze Belediye Başkanımı selamlıyorum ve onları bir programları var, onlar müsaadenizle çıksınlar. Buyurun. Sayın Başkanım. Bunları çok geç kaldıralım. Müzaffer Başkan ve Hamza Başkan burada. Tamam, bir resim alalım. Peki. Bizim o canım Anadolu Türkçemiz diye cevap verdi. Aleykümselam oğlum. Evet. Protokol davet ediyoruz. Anlattı ki ben de size anlatacağım. Ama evvela biliriz. O canım devlet çökerken biz Tunus'u 453 ay 6 gün tutamiyetten sonradayız. Günlerden 9 Aralık 1917. Nasıl abi lütfen. Tutamayınca ordu bozulu çekiliyor. Devlet zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakırız.
adet odur ki kendi zapt eden galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Anlattı dedim. Evet. Gerisinde. Ben de öncelikle divanı saygıdeğer belediye başkanlarımızı şeyi kısalım bir zahmet. Saygıdeğer belediye başkanlarımızı, Gebze Ticaret Odası başkanımızı, abimizi, önceki dönem belediye başkanlarımızı, federasyon başkanlarımı, dernek başkanlarımı, konfederasyon başkanlarımı, muhterem hanımefendileri, beyefendileri, siyasi parti temsilcilerimizi, değerli hemşerilerimi, Iğdırlıları, Kars Ardahan Iğdırlıları, Ağrılıları, Darıcalıları, Kocaelileri, ülkemizin hanımefendilerini, beyefendilerini, tüm hazirini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yoktur bizim birbirimizden farkımız. Kimimiz Kürdüz, kimimiz Lazız, kimimiz Çerkeziz, kimimiz Acem. Yoktur bizim birbirimizden farkımız. Kimimiz Şafii, kimimiz Hanifi, kimimiz Caferi, kimimiz Sünni, kimimiz Şii. Yoktur bizim birbirimizden farkımız. Kimimiz sağcı, kimimiz solcu. Yoktur bizim birbirimizden farkımız. Biz Iğdır gibi, Kars gibi, Ardahan gibi, Kocaeli gibi çok zengin bir coğrafyanın çocuklarıyız. Hani İbni Haldun der ya, coğrafya kaderdir. Her şehrimiz muhteşem güzeldir. Yeryüzünde coğrafik olarak en güzel kadere sahip olan milletin çocuklarıyız. Dolayısıyla tabii ki doğduğumuz şehirler, her birimizin doğduğu şehir güzeldir. Ve her birimizin doğduğu şehir bizim canımızdır. Her birimiz doğduğumuz şehirlere borçluyuz. Anadolu güller, sümbüller, laleler diyarıdır. Anadolu'nun muhteşem bir geçmişi vardır. Ve muhteşem bir kültürü vardır. Her şehrimizin ayrı güzelliği vardır. Kars Ardahan Iğdır'ımızın da muhteşem bir geçmişi ve muhteşem bir kültürü vardır. Ben Kars'ımızın, Ardahan'ımızın, Iğdır'ımızın yaşam standartlarını bütün dünyaya model olacak yaşam standartına sahiptir. Ama her şehrimiz böyledir. Şimdi de bu içinde yaşadığımız Kocaeli. Dünyanın en güzel şehirlerinden biridir Kocaeli. Kocaeli sizlerle güzeldir. Kocaeli, Kocaeli'lere göre. Kocaeli'de 81 vilayetten insanlar bir arada yaşıyorlar kardeşler. Bu kültürlerin yaşatılması için, Anadolu'nun zenginliklerinin yaşatılması için sivil toplum kuruluşlarına çok büyük işler düşüyorlar. Ama bu işler zor işler. Ben yıllarca sivil toplum kuruluşlarında birçok dernekte görev almış bir arkadaşınızım. Her dernek, her siyasi parti ülkemizin demokrasi için dikilmiş bir plandır ve yaşatılması lazım. Halk sahip çıkarsa yaşar. Kars, Iğdırlı kardeşlerimiz bir araya gelmişler. Önce dernekler kurmuşlar, şimdi federasyon kurmuşlar. Güzel bir yönetim var ve çok saygıdeğer bir başkanları var. Hem Nihat Başkanımı ve hem de yönetimi şöyle güçlü bir şekilde alkışlayın lütfen. Ellerini, gövdelerini taşın altına koydukları için. Ama ben Iğdırlı kardeşlerimizin kültürünün Türkiye'ye model olacak o kültürün daha iyi tanıtılması için de inşallah bir sonraki adımda konfederasyon. Ben Iğdırlı kardeşlerimin Türkiye konfederasyonu kuracaklarına da inanıyorum ve destekliyorum. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Ben kongremizin başta Iğdırlı kardeşlerimize, canımız Gebze'mize, Kocaeli'mize, ülkemize hayırlar getirmesini, güzellikler getirmesini diliyorum. Ve Ticaret Odası Başkanımızın her yerde dillendirdiği Gebze'nin il olması konusunda biz insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla yola çıktık. Bizim derdimiz, davamız, sevdamız bu kahraman millet ve bu millet daha güzel yaşasın. Düne göre bugün Türkiye çok güzel. Her geçen gün de güzelleşiyor. Burada siyaset yapmanın bir anlamı yok. Ben de siyaset yapmıyorum. Burada kendi hemşehrilerimin kongresinde konuşuyorum. Ama Gebze'li bir kardeşiniz olarak, Gebze'nin çocuğu olarak, ömrünün 5 yılını Ağrı'da, 47 yılını Gebze'de geçirmiş bir kardeşiniz olarak, bir dönemde Tirvas halkının oylarıyla onlara hizmetkarlık yapmış bir kardeşiniz olarak, Gebze Belediyesi'ne 7 yıl kültür işleri koordinatörlüğü yapmış bir kardeşiniz olarak, Gebze'nin 77 il olması, 77. il olmasında daha gencecik bir delikanlıyken resmim var. O kampanyada da bulunmuşum. İlçelerin kaymakamlık tabelasını indirip oraya vilayet tabelası asmak yeterli değildir. Bir şey de değişmez. Türkiye'de şu anda gündemimizde
bir il yoktur. İl olayı yoktur bizim hükümetin gündeminde. Ama size sözüm olsun. Ama her yerde söylediğim bu sözü tekrarlıyorum. Türkiye'de bir ilçe il olacaksa bunun başında Gebze gelir ve Gebze konusunda da bize ne düşerse başımız gözümüz üstüne diyor. Kongremizin hayırlar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar görev yapmış dernek başkanlarıma ve federasyon yönetimine tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Yeni seçilecek arkadaşları da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Vekilime değerli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gebze'nin il olmasına yönelik vermiş olduğu destek bizim için çok kıymetli. Ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Vekilim. Gerçekten bir ilçe il olacaksa 82. il artık Gebze olmalı. Çünkü ben çocukluğumda 68 plakayla gezen bir kardeşinizim. 68'den 81'e çok şey değişti. Umarım 82'yi hakkı olan payeyi Gebze alır. Evet Sayın Divan. Sayın Divan. Yönetimi evet, kıymetli hazırım, değerli protokol. Yeni yönetim kurulu için tek bir liste var ve divan sahnede gördüğünüz liste, biraz önce okuduğum liste. Sayın Divan der ki, hazır mikrofon sizdeyken siz oylamayı yapın. Mevcut yönetim kurulunun yönetime devamı ile ilgili. Divan başkanım nerede? Divan başkanımız burada. Siz müsaade ediyor musunuz sayın başkanım? Peki tamam. Saygılar, hazırım değerli delegasyon. Divan başkanımızın müsaadesiyle yeni yönetimi, şurada bulunan hazırımı ve protokolü, ama önce yönetimi bir oylayalım. Bu yeni yönetimi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti değil mi? Alkışlar lütfen. Kalın kollarınızı, gençlik kollarınızı sahneye davet ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Buyurun. Divan başkanıma mikrofonu veriyorum. Mehmet gel. Mehmet. Evet, kadın kolları ve gençlik kollarını alalım. Gençler sizi arkaya doğru alalım. Fotoğrafın arkasında parmak ucunda. Futbol takımında bize öyle öğrettiler. Parmak ucunda durursanız fotoğraf daha güzel olur. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Marmara Iğdırlar Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu. Değerli misafirlerimiz, uzaktan yakından bugün bize vakit ayırıp gelen bütün üyelerimize ben Federasyon Yönetim Kurulu adına çok çok teşekkür ediyorum. Ayrılmadan önce son bir alkış isteyeceğim. Umarım bu akşam sizlere sunumumla renk katabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Elleriniz dert görmesin. Rica ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.